şimdi Barcelona'ya indim, saat 10 oldu, 10'da falan indik. Biraz gecikmeli kalktı, biraz yavaş mı geldi tam anlamadım. Ama yol uzun sürdü ya, başımda çok ağrıdı. Bir de bende yine şey oldu, gaz sıkışması. Her uçarken oluyor. Çok geriliyorum galiba, ben uçarken de belli etmiyorum. Neyse şimdi duty free'den şey aldım, parfüm aldım bir tane. 20 euroya Hugo Boss'un böyle çocukken kullandığım bir şey. Çocukken derken hani lisenin sonunda falan. 20 euro çok ucuz geldi ya, ne bileyim 550 lira falan ediyor sonuçta bir parfüm için. Ben sahte parfümü 300 liraya alıyorum. O yüzden iyi. Ama bu şey yolda biter. EDT 75 milim. Hani belki İstanbul'da biraz götürürüm de asıl istediğim parfüm başka. Neyse şimdi L9 hattına biniyorum. 5 euro verdim buna. Yapacak bir şey yok. Daha da vermem bu arada, toplu taşımaya para burada. Ben buradayım, Airport T1. Torsana'ya gidip L1'e aktarma yapmalıyım. Kolay duruyor bakalım. Şimdi Barcelona'ya geldim. Saat de 2.30 falan oldu. Şöyle ben hostel'e yerleştim ettim. Bir dümenden bir yemek yedim falan filan derken. Burası... Ya sese bak. Burası Barcelona Katedrali. Çok da bir olayı yok yani. Gotik tarzda falan yapılmış. Güzel de durmuyor bence. Hani o yüzden içine bile girmeyeceğim. Zaten içine baktım Google'dan, hani cidden görmeye değer bir şey yok. Yeterince katedral gördük yani. Onu anlayın. Şimdi Barcelona İspanya'nın Katalonya eyaleti gibi bir yerde. Bunlarda da yine böyle Kürt-Türk dümenleri dönüyor. Bu Katalonlar kendilerini ayrı tutuyor bunlardan. Kendi ülkelerini kurmak istiyorlar ama AB diyor ki eğer kurarsanız ya da bunu yaparsanız gümrük birliğinden çıkarsınız. Sizi AB'ye almayız falan. Değişik olaylar. Tam biraz araştırın yani. Sonra şimdi Katalonya meydanına gidiyoruz. Hostelim şehrin neresinde? Şehrin güzel bir yerinde. Sahille merkez arasında. O çok ünlü bir cadde var bunun, İstiklal Caddesi'ne benzeyen. Onun üstünde sayılır. Haydin bay. Şimdi Katalonya ya da Katalunya mı? Ne? O meydana geldik. Biraz araştırma yaptım tabii meydanla ilgili. Burası Barcelona'nın direkt merkezi olarak geçiyormuş. Yani bu merkeziyete göre mi tasarlanmış? Sonradan mı bura merkez olmuş bilmiyorum ama yani ne kadar merkez olduğunu anlatayım. Şurada Apple görüyorum. Şurada Five Guys görüyorum. Şurada Hard Rock Cafe görüyorum. Eğer bir yerde Apple'la Hard Rock varsa orası merkezdir. Olayı neymiş? Ulaşımın merkeziymiş burası. Gotik şehirle modern Barcelona'yı ayıran yer burasıymış. Ben gotik tarafta kalıyorum. Çok fazla şeye benziyor. İstiklal. Zaten bir İstiklal Caddesi var orada da. Ara sokakları baya Taksim. Koca yani mükemmel bir Beyoğlu var ya. Hani o özlediğiniz Beyoğlu burada galiba. Gece hayata baya canlıymış buranın. Bu yukarı tarafta böyle hep internette gördüğünüz o güzel çizilmiş, blok ayrılmış yerde modern Barcelona diye geçiyormuş. Şimdi biraz o tarafa doğru gideceğiz. Tabii ki de Arda Turan'ın fotoğraf çekildiği yere gideceğim. Orada da bir TikTok çekmeyi planlıyorum. Five Guys'a geldim. Hamburger yiyeceğim, zaten görmüşsünüz bunları. Bir ısırayım da şimdi... O kadar izliyorsunuz. Abi Türkiye Başkonsolosluğu'nun olduğu yerin mükemmelliğine bakın gerçekten. Daha iyi bir yerde olamaz. Şimdi nereye geldim? Casa Batlló galiba. Buraya geldim. Burası Gaudi'nin yaptığı, yine Batlló ismindeki bir iş adamına tasarladığı bir bina. Adam kendine burayı ev diye mi tasarlamış ne işte. Neyse size Gaudi'den bahsedeyim. Şimdi Gaudi çok değişik bir adam. Farklı bir sanat anlayışı var. Mimari yapıları daha doğal, daha böyle oval, daha organik. La Sagrada Familia'yı da tasarlayan adam aynı adam. Bunun birkaç tane daha yeri var böyle tasarladığı, yaptığı, ettiği. Hepsini göreceğiz. Ama bu da şeymiş yani. Modern Katalan mimarisinin önemli örneklerinden biriymiş. İçine giriliyor 10 euro. Belki yarın girerim. Ben bugün çünkü şehri turlamak istiyorum. Çünkü şehir çok büyük. Ya şehir mükemmel. Bakın şimdi şu bina Casa Milla. Yine o Gaudi tasarlamış. İnsanlar da yapmış. İspanyolca galiba başka bir ismi daha varmış. O da taş ocağı demek. Şimdi şeye gidiyoruz. Arda Turan'ın oturduğu banka. Haydin bay. Yani bu arada hani zenginseniz herhalde ya buraya tatile değil de burada yaşamalısınız yani. O kadar fazla lüks marka var ki ve hepsi durmadan tekrar ediyor ya. Durmadan. Ya isimlerini bile bilmiyorum artık. Çok fazla Türk var yine alışveriş yapan, onu da görüyorum. Zengin Türkler burada galiba. Tatam bank burada. Videomu çektim, fotoğrafımı çektim. Yine bir Türk'le karşılaştım ve yani çok yardımcı oldu bana bu konuda. Acayip bir içerik çekeceğim, göreceksiniz. Şimdilik bu kadar, bay bay. Şimdi nereye geldim? Tatam. La Sagrada Familia. Yine Gaudi'nin bu en önemli eseri. Ama bu 1882'de ne başlanmış bunun yapımına? Hala tamamlanmamış ama. Şimdi tamamlandığı zaman toplam 18 kulesi mi ne olacakmış? En büyük kule İsa'ya adanmış, kalanları işte dini kitaplara falan filan. Böyle bir hikayesi var. Bunu geçin. Bunu herkes bilir. Bana kuzen geçen ne anlar? İşte ben buraya gideceğim falan söyledim. Kuzen de dedi ki yapım sürecinin bitmemesinin sebebi sadece bu yapıda
Gaudi'nin çırakları çalışabiliyormuş. Yani ondan eğitim almış kişiler veya eğitim alan kişiden eğitim alan kişiler bu şekilde bir şey döngüyle çalışabiliyorlarmış. Başka kimse çalışamıyormuş. Bu birincisi. İkincisi de hiç bunun bitmeyeceğini söyledi bana. Bu yapı çünkü tamamlanmaması gerekiyormuş. Olayı zaten tamamlanmamasıymış. Bu da Gaudi'nin ölümsüz olduğunu falan anlatıyormuş. Böyle bir hikayesi var. Şimdi içeri girmeye çalışacağım. Bu da diğer cephesi. Hangisi ana cephe anlamadım işte. Yani değişik bir şey. Bura katedral diye geçiyor bu arada. Bittiği zaman dünyanın en böyle gösterişi dini yapısı olacak diyorlar. Galiba şöyle yapıyorlar. Saat mesela 9'da mı randevu var, tamam mı? Saat 9'dan yarım saat önce piyasayı biletleri salıyorlar. Yani dolu molu değil aslında. Veya birkaç gün boyunca dolu değil. Yani 10 tane bilet salmışlar mesela. Anlıyor musunuz? Ben de birini aldım şimdi 24 euroya. Kuleye çıkamıyorum. Sadece içeride gezeceğim. İçerideyiz arkadaşlar. Bakayım bir. Yok, bayağı dalıyoruz, tamam. Şöyle girmek için 24 euro verdim öğrenciye. Normalde 26'ydı. Hani ciddi bir indirim yok ama 2 euro da su alın diye vermiş. Neyse. Şimdi göstereyim. Ne anlatacaktım ben size? Ha, buranın gelirleri buranın yapımına kullanılıyormuş. Sadece. Oo. Çok iyi anda geldim. Gün batımındayız şu anda. Bir saatim var gezmek için. Çok iyi değil mi? Ben biraz dolanayım, öyle video çekerim. Yani hayatınızda daha mükemmel başka bir şey bence göremezsiniz. Bakın şu yine tam merkeze. Bak bura merkez. Şura kubbe. Yine aynı Ayasofya'daki gibi dört bir yanına. Buna melek herhalde yapılmış. Bakın görüyor musunuz ya şu camlara? Bunların bir adı vardı. V ile başlayan bir cam stiliydi bunlar. Bunlar işte doğadan esinlenerek işte organik şekilde. Bakın ağacın dalları gibi uzuyor. Bu da önemli bir şey. İçeride bir de müzik var. Deli, çok değişik bir müzik var. Burası kilise işte arkadaşlar. Bitmemiş bir kilise. Yani 100 yılın turizmi. Kilise yapıyorsun, yaparken halktan parasını alıyorsun ve şey, bu halklar her dinden olan halk. Ben bile buraya girmek için, bir kilisenin yapılması için para verdim mantıken. Bakın böyle gidiyor. Bu tarafı böyle yeşil, mavimsi yapmış. Burası kırmızı, sarı, yeşil. Şimdi bu pencerelere, bu gördüğünüz arkamda falan. Renkli pencereler, ray pencere. Bunu da Gaudi şey için yapmış. Yine böyle bir mistik, dini bir işte atmosfer katsın. Bu ışığın gelişleri falan. Yapmış mı? Yapmış. Yani net. Ben hissediyorum bir şeyler. Bu dış cephedeki heykeller İsa'nın hayatını anlatacak şekilde yapılmış. Bu da harika bir şey. Haydın bay. Bakın işte yani bu çok küçük bir kısım ama İsa'nın hayatı anlatılıyormuş heykellerde. Bakın bu da İsa. Gerçekten mükemmel bir deneyim yaşadım. Aşağıda müzesi vardı, orayı çekmedim ama yani müzesi tarihini anlatıyor. Bildiğimiz şeyler. Şimdi yürüyorum vallahi, ne yapacağım bilmiyorum. Bir çiroz yemeliyim. Hostelin o taraflara gideceğim. Eskişehir tarafları galiba, hani öyle bir şeydi adı. Unuttum şimdi. Haydın bay. Şimdi buranın istiklerine geldik. Hatta ortadan yürüyeyim de anlayın daha istikler olduğunu. Tabii istiklerde ağaçlar kaldırıldı ama... Bakın. Bura böyle bayağı bir gidiyor. Benim hostelde bayağı bir gidince. Hava karardı. Şimdi ne aldım? Bu sıcak çikolata. Bu da churros. 6 tane aldım. 6 tanesi ve sıcak çikolata 4 euro. Üstünde şekerle şey atladım. Tarçın. Şimdi bir sade tadına bakalım. Tabii ki de. Oğlum ben bunu hiçbir şey zannediyordum lan. Ben cidden hiç şey yani umutsuz bir vaka diye hani yemek için yiyecektim de. Bu bayağı iyi. Bayağı iyi. Son durağımız bir birayla günü bitiriyorum. Yoğun bir gündü aslında, biliyor musunuz? Neyse. Yarın görüşürüz. Bay bay.